İyi günler ve merhabalar sevgili Eskişehir Net izleyicileri. Bugün günlerden salı ve yeni bir konuğumla tekrardan karşınızdayız. Evet, bugün de çok değerli bir konuğum var. Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Sayın Soner Çam bizlerle. Kendisini zaten duymayan yoktur. Kendisi alanında çok başarılı bir NLP trainer. Dernekten bahsedeceğiz. Neden ihtiyaç duyuldu? Amaçlarından, faaliyetlerinden, yapılan etkinliklerden ve aynı zamanda NLP'den söz etmesini isteyeceğim Sayın Çam'dan. Öncelikle Soner Bey nasılsınız? Hoş İyiyim. geldiniz. Siz nasılsınız Merve Hanım? İyiyim ben de. Çok sağ olun. Şimdi evet, evet. E, öncesinde az çok biraz izleyeceğimize bahsettik. Yeni bir dernek kuruldu. enerji evet. Hareketi Derneği Başkanı ve gerçekten bünyesi dolu dolu insanlara ev sahipliği evet, yapıyor. iş evet. İş adamları, sanayiciler, akademisyenler, gazeteciler ve bununla birlikte alanında uzman kişiler var. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Neden ihtiyaç duyduk? Evet. İlk önce Merve Hanım bize böyle bir söyleşi verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Neden sinerji hareketine ihtiyaç duyuldu? Evet. Şimdi ülkemizde gördük ki sivil toplum kuruluşlarından yani belli başlı bir düşünce kuruluşu, think tank kuruluşu yok, düşünce kuruluşu yok. Hı -hı. Bunlar A'dan Z'ye, politikadan tutun, eğitim, sağlık vesaire kadar proje üretemiyorlar. Hı -hı. Ülkemizde liyakat ve iliyakat ehli kaliteli insanlar, bunların tamamına yakın hepsi inzivaya kendi kabuğuna çekildi. Hı -hı. Bu nitelikli insanları ortaya çıkartmak, Hı -hı. derneğimize tanıştırmak, bunların bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanmak için bu dernek bir zaruri hal aldı. Hı -hı. Derneğimizde e, şimdi hemen e, bu derneğimizin amaçlarına girmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi zamanımız sınırlı. Şimdi derneğimizin e, tüzüğünde e, Türk kültürü evrel, evrensel değerlerle ilgili araştırma yapan düşünce, sanat, e, bilim, e, adamların Hı -hı. buluştuğu bir aydınlar hareketidir bu. Yine sinerji hareketi e, bir siyasi partilerle ilgili bir kaygımız yok. Siyaset üstü bir sivil toplum hı hı. kuruluşu. Asla Tabii ki. Her siyasi olur. görüşten arkadaşlarımız var. Her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Bu kişilerin yani ortak paydada birleşmek için, bu kamuoyunu aydınlatmak için bunlara bir yol gösterici değil. Katılımcılığı hı hı. ve paylaşımcılığı esas almaktır. Hı hı. Bu yine sinerji hareketimizde Sinerji hareketimizi teşek, oluşturan evet. çok önemli kişiler var. Bu branşında eğil insanlar, işte profesörler, iş adamları, sanayiciler, gazeteciler, kaliteli arkadaşlarımız mevcut. Bunlardan 7 tane yönetim kurulu, 7 tane yedek, 3 denetim kurulu, 3 yedek olmak üzere danışman kurulunda 15'e yakın bilim adam mevcuttur. hı. Bu danışma kurulundaki doçent ve profesörler, bu dalında uzman olan kişiler bizim icra yönetimine tavsiye ve önerilerde bulunuyor. Biz de bunları yürürlüğe koyuyoruz. Mesela e, derneğimizde her cuma bunu bir e, adet şekline getirdik. Saat her cuma 20'de ülkemizin gündemini e, meşgul eden... Hı hı. Önemli kişilerle. Alınımda, evet, evet uzman alanında kişilerle. uzman olan kişilerle. Hı hı. Biz seminer verdiriyoruz yaklaşık bir buçuk iki saat. Evet. Ayrıca salı günleri kişisel gelişim eğitimleri, NLP, LLP, Pratisyen, Master, Hı -hı. Trainer'lık eğitimler yapıyoruz. Bu 3 eğitim yaklaşık 20 gün, bir fiil aralıklı 20 gün süren eğitim sonrasında sertifika törenleri yapıyoruz. Evet. Burada katılımcılarda çok büyük bir ilgi var. Hı -hı. Sadece... Lafınızı balla kesiyorum şimdi. Buyurun. Soru da sormam lazım buyurun. benim. Tabii şimdi e, en başında açıkladığınız gibi evet. temel e, prensip ve ilkeler Sinerji Hareketi evet. Derneği'nde evrensellik, evet. gelişme ve evet. devamlı, eğitim. Evet. Öyle mi? devamlı eğitim. Evet, devamlı eğitim. Evet, devamlı eğitim ve eğitime gerçekten çok Tabii önem ki. veriyorsunuz. Biz de zaten biz de evet. haberlerini takip ediyoruz, haberlerini yazıyoruz. Elimizden evet, evet. geldiğince basın olarak da evet. desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi evet ihtiyaç duyuldu. Kuruluş amaçlarından da bahsettiniz. Faaliyetler çok güzel. Evet. NLP eğitimler, işte pratisyenlik, master ve trainer eğitimi ve her cuma anında evet. uzman kişilerle evet. eğitim. Peki yoğun bir talep var. Evet. Bu eğitimlere dışarıdan katılım oluyor mu yoksa sadece üyeler mi faydalanabiliyor? Evet. Bu eğitimlerimizi ilk önce kendi üyelerimizi yapıyoruz. Dışarıdan da çok küçük, cüzi miktarlarla dışarıdan da eğitime alıyoruz. Mesela bugün salı saat 20'de NLP Master eğitimlerimiz olacak. Hı hı. Dışarıdan da yaklaşık 8-10 arkadaşımız iştirak edecektir. Evet. Bunlar da yer faydalanacak. Niye? Bireysel gelişimini sağlayamayan insanlar kurumsal gelişimi sağlayamıyor. Zeka yaşı 15-20 olan insanların bu eğitimlerle beden yaşına getirmenin eğitimleri bunlar. Ülkemizin A'dan Z'ye tüm sektörler bu eğitimi almak durumunda. Çünkü ülkemizin eğitim sisteminde kişiler okuyor, yüksek lisans doktora yapıyor. Hı hı. Beden yaşları 40, 50, 60, 70, zeka yaşları 15, 20. Dolayısıyla takıntılı kişilik, kaprisli, kompleksli kişilik ortaya çıkıyor. Maalesef etrafımızda çok evet. fazla var. Evet, çok fazla var. Evet. Çok fazla var, evet. Peki bu NLP eğitimleri bu aralar fazla yani sizin gibi bu işte uzman kişiler sayılı çok az. Evet. Bunu böyle bu NLP eğitimlerini, bu danışmanlık eğitimlerini çoğu kişi veriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi eğitim diyoruz. NLP söz konusu olunca eğitlence diye geçiyor. Eğitlence. Hem oyun oynanıyor, hem uygulama yapılıyor, hem teoride veriliyor. Hı, hı. Kişilerin bu sunu yapılan yere davet edip Heyecanını yenmesin, özgüven depolamak vesaireler. Bunlar trener olarak mezun olduğu zaman nerede çalışırsa çalışsın, görevi ne olursa olsun. İster doktor olsun, ister mali Tabii ki, tabii ki. Her mesle ilgileniyor. Her, alan, her doğru. alanı, her alanı. Çünkü temelinde insanlar hep haklılık mücadelesi veriyor. Hı hı. Herkes mutlu olsun. Kişiler kendi kendine soracak. Ben mı olacağım, mutlum olacağım. Hı -hı. Haklılık mücadelesi verildiği için kaoslar, geçipsizlikler Hı -hı. meydana geliyor. Ama mutluluğu tercih eden insanlar karşı tarafı da mutlu eder, kendisini de mutlu eder ve ayrılır. NLP bilimi popüler bir bilimdir. Mervan'ım. Dünyada bu popüler bilim revaçtadır. Ee, özellikle e, doktor, avukat meslek grupları çok ilgi duyuyor. Hı -hı. Burada yaşam kalitesini artırıyorlar ve çevresine çok faydaları dokunuyor bu kişilerin. Evet. Burada işlerinde çok değişik konular var. İşte Milton modeli, meta modeller var. Şimdi biri. Onu da gelmek evet. istiyordum aslında. Evet. Belki e, merak eden izleyiciler vardır. Bir özetler misiniz neler anlatılıyor NLP? Neler anlatılıyor? Yani evet. çok geniş bir konu. Sanırım evet. Çok geniş bir konu. Siz de böyle bir hemelden birazcık evet. bahsedin. Şimdi NLP'nin açılımı bir İngilizce kavram. Neuro-linguistic programming sinir dili programlama Hı. anlamında. Ben de bir ekleme yapayım. Beyinle oynama sanatı. Beyinle oynama sanatı. Kişiler yeteneklerinin farkında değil. Zaten NLP'nin çıkış sebebi, Ali başarılıyken Velin niye başarısız derken bu bilim dalı ortaya çıkıyor. Her insanın çok güçlü yönleri var. Zayıf yönleri de var. Bu güçlü yönlerin farkında değiller. <laughs> Cenab-ı Allah insanoğlunun fıtratına bu yetenekleri vermiş. Lakin farkında değiller. NLP yeteneklerinin farkında olmasını gösteriyor. Evet. Yani herkes alabiliyor bu işi. Herkes alabiliyor. Mez ne benzin olursa olsun, mesleği Üniversite ne olsun, olursa olsun. olsun herkes partisi. alabilir. Ancak tabii ki eğitim, kültür seviyesi yüksek olan insanlar alırsa hem kendisine hem çevresine çok faydası dokunur. Bir kere mutluluğu yakalarlar. <laughs> Bir kere. Burada bilinç haritası dediğimiz en azından dinginlik boyutuna ulaşabilirler. Ülkemizde her eğitim sektörü derken her sektör derken ülkemizin insanların tamamı bu eğitim alması gerekiyor. Niye? Böyle bir ihtiyaç var. Niye? Değil mi? Tabii ki niye niye? Şimdi bilinç haritasında hayatı kavrayış çekim alanında kalibre seviyesi 82 milyonun yüzde 85'i 200 kalibrenin altında. 200 kalibrenin altında. Burada hedef, dinginlik boyutu, katkı boyutuna ulaşmamız gerekiyor. Evet. Düşününüz, geri kalmış ülkeler ve gelişmek duran ülkelerde zihinler işgal ediliyor, meşgul ediliyor. Bunun önüne geçecek bilim NLP bilimidir. NLP bilimidir. Teknoloji çok süratli ilerliyor. Endüstri 4.0 dediğimiz bu bilim dalında ülkemiz çok geri kaldığı gibi NLP ile ilgili bilgi sahibi de değiller. Evet olmayacak bir şey ve kuruluşlar dahil buna. Evet. En üstün 4.0 dediğimiz geçtiğimiz haftalarda evet. Sayın e, Gürcan Bey evet. geldi sinerji Hareket Derneği'nde. E, bununla ilgili eğitim verdi sevgili izleyiciler. Evet. Ve çok da yoğun bir katılım vardı. Evet. Biraz çok da güzel da, bir sunu yaptı. Edelim. Çok teşekkür evet. ediyorum Gürcan Bey'e. Kendilerine de. Sayın. burada beraberinde gidiyor NLP ve En 4.0 dediğimiz bilim dalı beraberinde gidiyor. Hı hı. Hatta o sunu sonrasında Gürcan Bey'e ülkemiz bu endüstri 4.0'ın neresinde diye bir soru sorduğum zaman Endüstri iki buçuk evresinde dedi. Hı hı. Bu işler acısı bir durum. Ee, robot yapan e, bu yapay zekada e, robotlar robotlar yapacak. Hı hı. Kendileri iletişimlerini kuracak dendiği zaman ben hayretler içinde kaldım. Şimdi dünyada kitap okuma oranında ülkemiz 10.000'de 4. Dünya sıralamasında dünyada en en sıradan ikinci sırada geliyoruz. Şimdi kitap okumayan bir toplum NLP bilimini nereden bilsin, nereden bilsin? Ülkemizin en büyük problemi eğitim, mi? Hı hı. eğitim, eğitim. Her şeyin temelinde, olumsuzluğun temelinde eğitimsizlik var. Bu eğitimlere kaç yaşından itibaren başlanmalı sizce? Bu eğitimlere elbette yaşayalım. liseyi bitiren 16-17 yaşındaki hı. ...bir insan başlayabilir. E her yaşta verimli ama tabii ki de... Tabii ki. E, ...küçük yaşlarda daha kolay... ...küçük yaşlarda bilinçaltına Ondan oynayabilirsiniz. Evet. Çünkü bir yedi yaş arası bilinçaltı vardır. Hı hı. Bilinç üstü yoktur. Çocuklara zaten ebeveynler... ...hep bilinçaltına yönelik yüklemeler yaparlar. Bu da bir NLP'dir. Hı hı. Şimdi... ...NLP'ye uzak kalan bir insan... ...güzel bir söz var. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ülkemizin kurum kuruluşları... Bakanlıklar, Diyanet vesaireler NLP bilimine karşılar ne hikmetse. Şimdi bilmedikleri için karşılar. Bugün Amerika dediğimiz ülke NLP sistemine göre bu dünyayı yönlendiriyor. Efendim gizli örgütler, Mossad, CIA şey gibi çok büyük gizli örgütler NLP yöntemlerine göre bu ajanlıktan yapıyorlar. Etkileşim içine giriyorlar. Evet. Şimdi NLP'den bahsettik. Evet. Az çok e, sevgili izleyiciler de bilgi sahibi olmuştur. Tabi İzden, Google denen e, devasa evet. bir an süresi Tabii var ki. Tabii altında. ki. Oradan da gerekli bilgileri edinebilirler. Evet. E, şimdi sinerji hareketine ben geri dönmek istiyorum. Evet. Daha yeni kurulan bir dernek. Evet. Belki buradan e, merak edenler olur. Bu eğitimler e, ayıracak mısınız? Güz, bahar dönemi diye. Belli bir hani, 20 kişilik mi oluyor katılım? Evet. Dışarıdan gelecek kişilik. nasıl geliyor? Biraz da bunu detaylandıralım. Tabii Çünkü ki. yeni bir oluş. Tabii ki. NLP eğitimleri... 3 aşamada yapılıyor. Hı hı. NLP pratisyen 5 gün, NLP master 5 gün, trainerlik altı gün. 16 evet. gün minimum. Şimdi mezun olacak kişilere geri bildirim vermek için herkes istediği, en iyi bildiği bir konu sunumunu yapıyor. O sunu sonrasında dinleyiciler geri bildirim veriyor hı hı. sunu yapan kişiye. O verilen geri bildirimler o kişinin mezuniyetini belirliyor. Hı hı. Geri bildirim ne demek? Sunu yapan kişi beden dili nasıldı, ses tonlaması nasıldı, diksiyonu nasıldı, duruşu nasıldı, konuya hakimiyetin nasıldı diye geri bildirim veriliyor. O kişi kendisi karar veriyor mezun olup olmadığını. Bunu mezun olan kişi her alanda bunu uygulayabilir. Mesleği ne olursa olsun. Hı hı. Mesela bu eğitim sonrasında mezun olduktan sonra eğitim, danışmanlık şirketi kuruyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Evet. Eğitimler 20'şer kişilik gruplar şeklinde oluyor. Hafta içi ve hafta sonu gruplar, 40 kişi. Burada çok cüzü, çok büyük paralara verilen eğitimi biz çok cüzü miktarlarda yapıyoruz. İşte kişi başı NLP pratisyen, doktor eğitimi 200 TL, master 200 TL, trainer 200 TL, toplam 600 TL. Evet. Bunu istediği gibi taksitlerde evet. ödeyebiliyor istediği gibi. Bu eğitimler İstanbul'da çok ciddi paralarla yapılıyor. 15-20 bin lira artı 15 veya 21 20, günlük otel paraları da dahil. Biz bu hizmeti ülkemizin gençleri, insanları bilişlensin, her şeyin farkında olsun diye biz bu hizmeti getirdik. Sinerji hareketimizi kurmamızın en büyük sebeplerinden birisi bu NLP eğitimleridir. Tabii ki hareketimiz sadece bu NLP eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Hı hı. Burada işte bilim, kültür, sanat, teknoloji konularında gündemi tutmadığına sempozyum, panel, çalıştay konferanslar da yaptıracağız. Ki Onunla ilgili bir şey soracağım. Evet. Bu yeni bir oluşum dedik. Alt birim kurmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Kadın olsun, çocuk Tabii olsun, ki. farklı alanlarda ee, olsun. Sinerji çocuk hareketi, sinerji kadın hı. hareketi, sinerji gençlik hareketi. Alt komisyon komisyonlarımızdan eğitimden sağlığa kadar bir komisyon başkanı belirleyeceğiz. Alanında uzman kişiler. Örneğin e, sağlık konuysa bir profesör, bir sağlık ilgili bir profesörü komisyon başkanı yapacağız. Hı hı. Mesela eğitim, Çocuksa üniversitelerden yani. destek almak suretiyle üniversitede hı hı. çok kıymetli üniversitelerimiz var burada üç tane üniversitemiz var. Rektör beylerle görüşeceğiz. Oradaki Alanlarında uzman olan profesörleri komisyon başkanı suret oluşturmak suretiyle alt komisyonlar oluşturacağız. Hı. Ülkemizin gündeminde ne var? Biz bunu bir proje şekline getireceğiz. Evet. Endüstri 4.0 gibi. Tabii mesela. ki. Mesela bu yerel yönetimlerde belediyeleri ilgilendiren çok büyük projelerimiz var. Çok büyük. Mutlu Aile. İşte evlilik öncesi terapiler, evlilik sonrası terapiler eğitimlerimiz var önümüzde günlerde Saygıdeğer belediye başkanlarımıza görüşüp bu projelerimizi sunacağız. İl e, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü ile yapacağımız çok güzel bir proje var. Bunu belediye başkanları ile beraber yapabiliriz. Hı -hı. Mesela çocuklar için kahramanın kim projesi. Hı -hı. Şiir, resim yarışması. Bir şiir, resim, müzik Tabii ki, kompozisyon hazırlaması, bunların bir, iki, üçüncü kişilere ödül vermesi. Kahramanın kim projesi derken Türk kültürünü yaşatmak adına, gelecek nesillere aktarmak adına örneğin bir çocuk benim kahramanım Fatih Sultan Mehmet diyebilir. Hı hı. Onunla ilgili resim mi yapar, şiir mi okur, işte kompozisyon bu hazırlar gibi. Yani hem sosyalleşecekler, tabii gibi, ki, hem de bir şeyler öğrenecek çocuklar. Tabii ki bu buradaki kendileri özgüven sahibi olacaklar hı hı. kendileri. Bir nevi NLP'de modelleme şeklini oturtacağız burada Merve Hanım'a. Evet, bu da çok önemli zaten. Evet. Peki şimdi e, siz bir başkansın, Sinerji Hareketi Derneği Başkanı olarak ve üyelerinizle birlikte bu yola çıktınız. Amaç nedir? Ve nedir? Gelecek planları neler? Evet, Uzun amacımız nedir? Türk insanının bilinçlendirme ve farkındalık seviyesini artırmak. Artırmak. Bunu eğitimle ilgili yapacağız, projeler sunacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutunuzda ilgili kurum kuruluşlara kadar. Tabii ki. Evet. Projeleri sunacağız. En önemlisi ülkemizde eğitim müfredatı. Bu müfredat bizim gelecek nesillerin mahvediyor. Sol küre yönelik bir eğitim kültür müfredatı var. Sol küre derken biraz Sol küre, daha soruyor, sol küre tabii. analitik düşünür. Ezbere dayalıdır. Çünkü milli eğitim sistemimiz sol küre yönelik bir eğitim müfredatı uyguluyor. Kişi bilgiyi alıyor, 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 mezun olduktan sonra bellek o bilgiyi siliyor. Evet. Ölünceye kadar kendisiyle gitmiyor. Sağ yönelik bir eğitim müfredatı uygulanırsa o bilgi ölünceye kadar o kişide kalır. Gündemde kalır ve sinerji yaratılır. Hı hı. Ve bu çok önemli. İkinci kurma sebebimiz bu sinerji hareketini ülkemizdeki eğitim müfredatının evet. değiştirilmesine yöneliktir. Çok güzel. Bir de e, şunu da söylemek istiyorum. Yakında da bir sinerji Hareketi'nin web sitesi. Evet. Hazırlanma süreci bir hafta, bir süreci hafta güne kadarı bitecek. E, yer bulacak. Evet. Konuyla. Sinerji hareketi nokta sinerji hareketi ve bir de sinerji gündem nokta org ve com. Üç tane mi? Üç tane. Üç tane. Birbirine link vermek suretiyle ana iki tane. Burada evet. internet habercinin içerikler. Bir yayın kurulu oluşturduk üç kişilik. Evet. Ee, yine alanında uzman kişiler. Tüm makaleler bu yayın kurulunun gözetiminden geçtikten sonra yayınlanacak. Yine bir editörlük yapacak. Evet. Onları redaktör edecek. Ondan sonra evet, evet. Çok geniş kapsamlı bir evet. internet sayfamız oluyor. Evet. Eskişehir için iş ilanları. Nitelikli ve niteliksiz. Hı -hı. Eskişehir ilgili. Burada hangi kuruluşun hangi elemana ihtiyaç var onu da sağlayacağız. Hı -hı. Organizasyon Sanayi Bölgesi'nde Sanayi Odası Başkanları ve Nadir Küper'le iletişimimiz var. Zaten üyelerimizin ekseriyeti sanayici, evet. iş adamları. Evet. Çok da zaten öyle, tabii akademisyenler falan da Evet, evet. Şunu da sormak istiyorum, yavaş yavaş yayını sonlandıracağız. NLP alanında tavsiye edeceğiniz kitapları öğrenmek evet. istiyorum da. NLP ile ilgili tavsiye edeceğim kitaplar, yazar ismi verebilirim değil mi? Tabii tabii, lütfen. Mesela Bilinçaltı'nın Gücü, Harry Adler. Hı hı. Aklın Yeni Sınırları, hı hı. Daniel Pink. Ülkemizdeki işte büyümüş sekmandan tutunuz da Doğan Cüceloğlu, Oğuz Saygın'ın kitaptan okumalarını tavsiye ederim. Holografik Evren de. Evet, evet. O çok müthiş bir kitap. Holografik Evren. Uh -huh. ee, orada insanın beyninde kıvılcım çakacak bir kitap. O kitabı herkes okumasını tavsiye ederim. Bizim de e, NLP ile ilgili yaklaşık 14 e yakın bir kitabımız çıkacak. NLP ve İslam yaklaşık bir 4 cilt olarak çıkacak. Hı hı. Biz bu bilim dalının 1976 yılında Amerika'da John Grinder ve Richard Bentler'ın bu bilim bilim ortaya koyduğunu, bunların bulduğunu çürütme yönelik NLP ve İslam'ı ortaya koyuyoruz. Bizim mi? Evet, bizim. Ee, Çiğdem çiğ de, Güvençam'ın evet. çalışması ve benim araştırmalarım sonucunda hı hı. NLP eşittir Mesnevidir. NLP eşittir hı hı. bizim kültürümüz, Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihidir. Bin küsur yıl önce bu NLP bilimi vardı. Ne yazık ki bizim kültürümüz Emevi kültürü olduğu için biz kimliğimizi bulamadık. Son 500 yıl e, bilim adına hiçbir İslam bilim adamından Müslüman bilim adamından bilim adına hiçbir katkı sağlanamamıştır. Son 500 yılda 3 tane profesör vardır. Onlar da Batı'da yaşayan Müslüman profesörlerdir. Durumumuz ne kadar kötü. Değil mi? Evet. Oysa bizim evet. kültürümüz bizim dinimiz ilk ayet ikra ayetidir, oku ayetidir. Oku ayeti evreni oku anlamındadır. Bilim teknolojiyi oku anlamındadır. Ne yazık ki bu oku ayetinde biz Elif Bağ Kur'an-ı Kerim oku diye anladık. Aslında geçmiş asırlardan i̇bn Sinalar, i̇bn Halunlar, Harezmiler birçok bilim adamı yürütülen evet. Tabii ki. i̇bn Haldun büyük NLP'ciydi. Mevlana Celalettin Rumi büyük NLP'ciydi. John Grindr var, şiddetlerler değil bu bilim dalının üniversitelerin bünyesinde, iletişim bilimleri fakültesinde kesinlikle bir bilimsel olarak verilmesi gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Kişi bilmediğini düşmanadır dedik ya, bizim bakanlıklarımızda ilgili birimler, milli eğitimden tutunuz da yok, özellikle diyanet. Bu NLP bilimine karşı, karşı oldukları için bireysel gelişimimizi sağlayamıyoruz. NLP bir deryadır, bir okyanustur. Bunda uygulama alanları da vardır. Çoğu bilimlerle iç içedir. Psikiyatri, işte psikiyatri, tıp, nöroloji, psikoloji, hepsinde iç içedir. Diyorlar ya felsefe biliminin anasıdır diye. Evet. Ama NLP de öyle değil mi? NLP bu anadan hepsini. doğmadır. Yeni evet. bir popüler bir hepsini bilimdir. Hepsi çevreliyor yalnız. Hepsi. Hepsini, hepsini şey kapsıyor. kapsıyor. Burada sorgulamaz. Hı -hı. Herkesin görüşüne saygı duyar. Evet. Herkesin, Hı -hı. eğer bir tartışma programı varsa o sizin fikrinizdir der. Hı -hı. NLP gerçekten popüler bir bilimdir. Sadece bu teoride anlatılmıyor. NLP'de çapatma teknikleri var. Bir psikiyatri hastasını hastasının anksiyete takıntılarını birkaç dakikalık seansla kökünden halledebilir halledebiliriz ve hallediyoruz da. Yeni geçmişte 55 yıl hiç et, beyaz ve kırmızı et yemeyen, köfte yemeyen bir üyemiz var, yönetim kurulu üyemiz var. İsim de verebilirim. Necmettin Erarslan 55 yıl hiç kırmızı ve beyaz et dememiş. Biz bu seansta, 2 dakikalık seansta, uygulamalı seansta çerçeveleme tekniğinde ve bili, çapatma tekniğiyle 2 dakika sürdü ve bir gün sonra bayağı bir köfte yedi. Ve bu olayını da paylaştı herkese. Sadece köfte yeme, işte uçağa binemem, asansör korkusu vesaire değil. Bir insanda ne kadar kaygı, korku, aksiyete varsa Bunların tamamını NLP'de tedavi edebiliyor. Evet. İlaçsız tedavi edebiliyor. Çok teşekkür ederim. Temelinde, temelinde bitiriyorum. Olumsuzu atmak evet. yerine olumluyu koymak. Olumluyu almak. Pesimistlikten evet. uzaklaşıp iyimserlik yani optimistliğe doğru. Pozitif yönel... düşünce. Pozitif düşünce. Pozitif düşünce. Evet. Bir günde bu şu küremiz 50 bin olayı düşünüyor. Bunun 50 binden fazlası olumsuza yönelik. 5-10 bin adeti olumluya yönelik. Dolayısıyla bilinçaltımız da çöplerle dolu. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu tekniklerle temizlenmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum evet, Mervan la. Ben teşekkür ederim. Malum biraz süremiz kısıtlı ama az ve öz bir şekilde hem NLP'den bahsettik hem de Sinerji Hareketi'nin amaçlanan evet. faaliyetlerinden bahsettik. Çok teşekkür ederim Sayın Can. Biz Tan. çok teşekkür ediyoruz. Sizi de takdirle izliyoruz Mervan la. Çok sağ olun. Teşekkür takdirle ederim. Takdirle izliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum evet. sizlere. Zaten önümüzdeki günlerde dernek faaliyetleri biraz daha arttığı evet. zaman tekrardan sizi yayınımıza bekliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Her Biz zaman. Izliyor her zaman emrinize amadeyim. Evet. Bilgi paylaşıkça güzelleşiyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ol. Evet sevgili Eskişehir Net izleyicileri, Sinerji Hareketi Derneği Başkanı ve NLP Trainer Soner Çan bizlerleydi. Tekrardan farklı yayınlarda görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyorum.